Ekonomik kriz sürüyor. Alınması gereken kararlar var ama hala ayak sürünüyor. Zaman geçtikçe de maliyet artıyor. İşin garibi bu durum kimsenin umrunda da değil. Ekonomiyi değil birilerini kurtarma çabası öne çıkıyor. Bu da zaten çok az olan güveni bitiriyor. Kurtarma İstanbul Finans Merkezi. İşler iyi gitmedi. Şimdi Varlık Fonu projeyi devralıyor. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez projeye stratejik yatırım ilan etti. Ağoğlu, İntaş ve YDA'ya 1 milyar 670 milyon lira ödenecek. Tepki büyük. Stratejik yatırım tanımlanmasına itiraz var. Açıkçası 3 firma kurtarıldı. Hem de kamu kaynağı kullanılarak. Faizler Konut kredilerinde faizler düşürüldü. Normal kredi faizleri %20 civarında ama konut için %0.99. Şimdi de otomotiv kredileri indirildi. Aylık %0.49 ila 0.69. Yıllık 7 ila 8 arası. Krediyi hangi bankalar veriyor? Devlet bankaları. Ucuz kredi kulislerde ilginç olaylar anlatılıyor. Uyanık firmalar bir yol bulmuş. Birbirinden konut alıyorlar. Tabi krediyle danışıklı dövüş. Yıllık %20 yerine aylık %0.99, yıllık %12'den kredi kullanıyorlar. Zararı kim ödüyor? Aynı durum otomotiv içinde geçerli. Kamu bankaları %16 ile 17'den mevduat topluyor. %12'den birilerine kredi veriyor. Zararı kim ödeyecek? devlet hazine üretime destek söylemekten bıktık. Eldeki kıt kaynaklar çarçur ediliyor. Uzun vadeli plan yok. Günü kurtarma politikası uygulanıyor. Bütçe kamu varlıkları bakkal hesabı ile harcanıyor. Oysaki Türkiye'nin ihtiyacı belli. Üretimin desteklenmesi ama bu konuda atılmış ciddi bir adım yok. Gelen haberler kötü. Gelen haberler iyi değil. Sanayi durma noktasında. Çiftçi ekim yapmakta zorlanıyor. Ekili tarlaların miktarı azalıyor. Besiciler işi bırakma noktasına gelmiş. Erzincanlı süt üreticisi isyanda. İneğimiz 1 litre süt için 1 lira 75 kuruşluk yem tüketiyor. Ama sütümüzü 1 lira 95 kuruşa zor satıyoruz diyorlar. Birçok üretici kararını vermiş. İnekleri satmak için kasapta sıra bekliyorlar. Büyüme ve işsizlik. Büyüme verileri de kötü. IMF Türkiye raporunda 0.25 büyümeden söz ediyor. Bazıları bunu işler düzeliyor diye savunuyor. Ama doğru değil. İş aramaktan vazgeçenler çoğalıyor. Genç işsizlerin sayısı artıyor. Gerçeği görelim. Türkiye için %5'in altı büyüme işsizlik artışı demek. Durum bu. Ama ekonomide garip şeyler oluyor.